Aramızda oldukları halde fark edilmeyen ve gerçek anlamda fark edilmek isteyen özel kardeşlerimizin biz de varız çağrısına kulak vermek için Mersin Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 Engeller Haftası programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili engelli kardeşlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen bu güzel etkinliğe hoş geldiniz diyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selam. Öncelikle bu program vesilesiyle engelli kardeşlerimizle beraber olmaktan, bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti, mutluluğu ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, devletimiz tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini herhangi bir engel ile karşılaşmadan kullanabilmeleri, engelli engelsiz tüm vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermeleri için çok önemli düzenlemeleri bir bir hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda devletimiz özellikle engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık göstererek karşılaştıkları sorunların ivedilikle çözümünü öncelikli işlerden, öncelikli politikalardan biri olarak görmektedir. Bu süreçte engellilerimizin öncelikle çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayarak kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmaları noktasında önemli iyileştirmeler yapılmıştır, yapılmaya devam etmektedir. Bu noktada ilimizde 2016 yılı içerisinde sadece İşkur üzerinden 418 engelli vatandaşımız istihdam edilmiştir. Çalışma hayatında yer alamayacak durumda olan engelli vatandaşlarımızın da bakımlarının ailelerine külfet getirmemesi noktasında evde bakım hizmeti kapsamında önemli destekler sunulmaktadır. 2016 yılında Mersin'de evde bakım hizmetinden yararlanan 13.354 engelli vatandaşımıza hizmet verilmiş ve bunun karşılığı olarak 145 milyon lira ödeme yapılmıştır. Değerli konuklarımız, engelli evde bakım ücreti verilmeye 2007 yılında başlanmıştır. 2007 yılından önce bu tür hizmetler verilmiyordu. Ve o yıldan bugüne kadar ilimizde toplam engelli bakım hizmeti olarak 795 milyon lira destek sağlanmıştır. Yine ayrıca 2022 sayılı kanuna istinaden 21.267 vatandaşımız engelli aylığı almakta ve bakıma muhtaç engellilerimiz kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmektedir. 2008 yılından bu yana ilimizde 16.882 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiş. Ve bu kart dolayısıyla çeşitli fırsatlardan istifade etmeleri sağlanmaktadır. İlimizde ikisi kamu, altısı özel olmak üzere toplam 8 engelli bakım merkezinde 414 engelli vatandaşımıza bakım ve koruma imkanı sağlanmaktadır. Devletimiz ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın üretim sürecine dahil edilmemesini, eğitim kaynaklarından yeterli derecede faydalanmamasını milli bir kayıp olarak görmektedir. Bu bakış açısının haklılığını
Engelli vatandaşlarımız önlerindeki engeller kaldırıldıkça kendilerine fırsat verilip kendilerini göstermeleri sağlanınca spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar hayatın tüm alanlarında büyük başarılara imza atarak sergiledikleri azim ve inanç ile bizlere örnek olarak bu başarılarını neler yapabileceklerini kanıtlamaktadırlar. Bu bakımdan engelli kardeşlerimi kararlılıkla, azimle ve sabırla hayat mücadelesinde var olmalarından, toplumun bir parçası olduklarını bizlere göstermelerinden ötürü ayrıca kutluyorum. Değerli konuklarımız, devletimiz, hükümetimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan tüm çalışmaları asla birer lütuf olarak değil, onların haklarını özgürce kullanmalarını sağlamak ve bu sayede ülke olarak engelli vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerinden istifade etmenin bir gereği olarak görmektedir. Bu bağlamda devlet ve millet olarak bizlere düşen en önemli görev, engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmaya, onlara inanmaya, yanlarında yer almaya ve teşvik etmeye devam etmektir. Zira engelli vatandaşlarımıza acıma duygusu ile yaklaşmak onların asla beklentisi değildir. Onlar bizden sadece önlerindeki engelleri kaldırmamızı beklemektedirler. Bu hassasiyeti gösterebildiğimiz, engellilerle empati kurarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara kendi sorunumuz gibi yaklaştığımız sürece engellilerimizin önlerine çekilen en büyük set ortadan kalkmış olacaktır. Mersin Valiliği olarak bizler de bu yaklaşım içerisinde olmayı ve ildeki diğer tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılımını sağlamayı en önde gelen görevlerimizin başında görmekteyiz. Bu etkinlik vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları engellerin süratle ortadan kaldırılmasında en büyük destekçileri olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve engelli vatandaşlarımızın bu vesileyle engelli haftasını kutluyor. Hepinize en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimizi bırakmıyoruz. Belgeyi ver bana. Mersin Yenişehir Engelliler Gençlik Merkezi adına takdim edilecek olan annelik beraatı belgesini ve plaketini almak üzere hanımefendi Sayın Kevser Çakacağı buraya davet ediyorum. Arz ederim. Thank you.
Çok daha gelsin. Buradayım, bak. Evet.